Şimdi kardeşim sen öyle söylüyorsun ama hocam diyor bana. Sen öyle söylüyorsun ama zaman sana uymaz ki sen zamana uyacaksın diyor. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyenler Hazreti Muhammed'i inkar ediyorlar. Hayır, uymayacaksın. İslami bir cemiyet kuracaksın. İslami bir hayat getireceksin. Zamana uymayacaksın. Öyle Müslüman olmaz. Zamana uyan Müslümana Müslüman denmez. Bu zaman, nedir şu hadiseyi görüyorsunuz? Şu zamana uyanların halini görmüyor musunuz? Zamana uyacaktın da neden peygamber geldi? Zamana uyacaktın da Kur'an-ı Kerim için geldi? Zamana uyacaktın da şu ezan-ı Muhammed'e niye uydun geldin? Uy zamana git meyhaneye. Uy zamana git umuhaneye. Zamana uymak diye bir şey var mı? Kur'an'a uymakla, Hazreti Muhammed'e uymakla mükellefsin. Daha niye bu kelimeyi kullanıyorsun? Hangi Müslümanın ağzından, hangi bir Müslüman kadının ve erkeğin ağzından zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın sözünü işitirseniz hemen yüzüne tükürünüz. Muhammed inkar etmiştir. Biz ona uyacağız. Ona uyalım diye Allah peygamber gönderdi. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer cennet istiyorsanız, cemalullah istiyorsanız, huzur istiyorsanız, emniyet istiyorsanız, asayiş istiyorsanız, Hazreti Muhammed'e uyun diyor Allah-u Teala. Ona uyacaksınız. Zamana değil, zamanın peygamberine, peygamberine uyacaksın. Sen zamana değil, zamanın peygamberine uyacaksın. Kimse kimseyi aldatmasın. Mesulüz. Hayatımızı hesaba çekelim. 3 ayların içerisindeyiz. Bakın, Regaib kandili geldi geçti. Miraç kandili geldi geçti. Öbürleri de geliyor. Hepsi geçecek bunların. Yazık, kahroluyoruz, kahroluyoruz. Hayatımız sabun köpüğü gibi eriyor. Kar topu gibi eriyoruz, kahroluyoruz. İslam'ın cemiyeti yok ortada. İslam'ın hayatı yok ortada. Niçin yaşıyorsunuz? Niçin İslam'ın cemiyetini kurmadan hacca gitmeyin? İslam'ın cemiyetini kurmadan nafile namaz kılmayın? İslam'ın cemiyetini kurmadan gece yarısı teşke çekmeyin? Hızlar çekin! İslam'ın cemiyetini kurmadan hiçbir şey yapmayın! Nereden kazanıyorsun meçhul? Nereden geliyor meçhul? Her tarafa faiz hakim, her tarafa fuhuş hakim, her tarafa zulüm hakim. İslam'ın cemiyeti kurulmadan bütün Müslümanlar Beytullah'a gitse netice değişmeyecek netice. Adam Beytullah'tan, hacdan geliyor, geldiği sabah dükkanında faizli senedi imzalıyor. Beytullah mı kalıyor bu cemiyette? Hac mı, Kabe mi kalıyor? Şurada geldiniz mesela, şimdi namaz kılıyoruz, iyi. Vaaz ediyoruz, dinliyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Sevabınız oluyor, mükafatınız oluyor. Sokağa çıkar çıkmaz, yatak odasında bile o kıyafetle dolaşmaması lazım gelen fahişeleri görür görmez bütün sevabınız mahvoluyor. Hani İslam'ın cemiyeti ya? Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Ey Müslüman, camide namaz kılmak suretiyle büyük bir sevap elde ediyorsun. Ama İslam'ın cemiyetinde yaşamıyorsan, dışarı çıkar çıkmaz açık saçık dolaşan bir kadının yüzüne şehvetle bir saniye nazar ettiğin zaman 40 günlük namazının sevabı siliniyor diyor. Bu cemiyet böyle bir cemiyet. Neresi İslam bu cemiyetin? Ben bunu anlatmaya mükellefim. Allah'ın haram ettiği her şey bu cemiyete hakim olmuştur. İmkan var mı? Bu cemiyetten Allah razı olmaz ki önünüze gelenden Allah razı olsun diyorsunuz.